Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Bugün yine rengarenk görüntüler ve hayata dair çarpıcı haberlerle karşınızdayız. İlk durağımız İstanbul. Bakın kavurucu sıcaklarda Boğaz'ın ortasında yaz keyfi nasıl yaşanıyor. Avrupa'nın tam ortasında olması çok dikkatlerini çekiyor. Çok memnun herkes. İstanbul Boğazı'nın ortasında yaz tatili keyfi. Hafta içi 100 TL, hafta sonu 120 TL. Magazin 8, Kuruçeşme Adası'nda tatilin nabzını tuttu. Bence gelecek en iyi yer şu an. Kendimi Bodrum'da veya Çeşme'de tatilde hissedebildiğim bir yer. İstanbul Beşiktaş'a bağlı Kuruçeşme Adası'nda hafta içi çektiğimiz tatil görüntüleri bunlar. Bak, gözlere bak. Adaya malumunuz tekneyle ulaşılıyor. Köprü manzaralı, boğaz esintili, işte bu adada İstanbul'un göbeğinde tatil keyfi yaşıyor İstanbullular. Boğaziçi'nin Rumeli yakasında İstanbul'u kavuran sıcaklarda dikkat etmek gerekir güneşe ve ultraviyole ışınlara. 29 yaşında Naz Hanım. Merhaba, adım Naz, menajerlik yapıyorum. Bodrum'a, Çeşme'ye gitmiş ancak İstanbul'a hayran olduğu için çok uzak kalamıyormuş buralardan. Burayı çok seviyorum. Çok güzel bir mekan. Tam Boğaz'ın ortasında eşsiz bir mekan. Lezzetleri falan, müzikleri, her şey çok güzel. Burada olmaktan keyif alıyorum kesinlikle. Yabancı müzik gruplarını Türkiye'ye getiren Naz Hanım, ünlü müzisyenlerin ülkemizde adeta büyülendiğini söyledi. Amerikalı sanatçıları getiriyorum. İnanılmaz beğeniyorlar burayı. Zaten yemekleri bir harika. Asya ile Avrupa'nın tam ortasında olması çok dikkatlerini çekiyor. Çok memnun herkes. Sadece Amerikalılar mı? Liza Nilhanım da hayran buralara. İki kıta arasında bence gelecek en iyi yer şu an. Kuruçeşme Adası'nın birçok yönüne hayranmış Liza Nilhanım. Bana sorarsanız İstanbul'daki en güzel konuma sahip olan yer. İşte bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa. Gelenler için de bence çok enteresan görülecek bir yer. Manzara çok güzel, servis çok güzel. Çeşmeden ayağının tozu, denizin tuzuyla dönen Defne de çok mutlu. Tatile çıktınız mı bu sene Defne? Çıktım. Nereye gittiniz? Çeşme. Ben İstanbul'u çok seviyorum ve İstanbul'da olduğum zamanlar içinde böyle kendimi Bodrum'da veya Çeşme'de tatilde hissedebildiğim bir yer. Servis çok güzel, manzarası çok güzel tabii. İstanbul'un tam ortasında. Bakar mısınız manzaraya? Arkada boğaz, önde havuz, masmavi bir görüntü ve şehrin göbeğinde yaşanan büyük haz. Yaklaşık 15 yıldır Kuruçeşme ve Ortaköy'de işletmecilik yapan Ali Ünal çarpıcı bir açıklama yapıyor. Ya biz de ilk buraya geldiğimizde tabii İstanbul'da yaşadığımız için çok buranın kıymetini anlamadık. Bize buranın kıymetini aslında İstanbul'a gelen yabancılar anlattı. Yani buraya ayak bastıklarında ısrarla bize işte Beylerbeyi Sarayı'nı, Kuleli'yi gösterip burası neresi diye sordular. Biz de işte söylüyoruz Beylerbeyi diyoruz falan. Öyle değil, öyle sormuyoruz diyorlar. Yani biz şimdi nereye bakıyoruz diyor. Yani Asya dememizi istiyorlar ve onlardan biz buranın şeyini öğrendik, kıymetini öğrendik. İki kıtanın ortasında, denizin üstünde havuza girmek tabii ki özel. Ve bir önemli not daha, havuz suyu boğazdan, denizden temin ediliyor. Havuzumuz da büyük, ona göre filtrasyon sistemimizi de uyguladık. Suyumuz deniz sezon başı denizden çekiliyor ve sürekli filtre edilerek, temizlenerek normal havuz rutininde misafirlere sunuluyor. 500'e yakın misafirimiz bir gün içinde ağırlayabiliyoruz. Peki giriş ücretleri ne kadar acaba? Hafta içi 100 TL, hafta sonu 120 TL gibi belirledik bu fiyatı. Bu fiyatta havlu ve şezlong veriyoruz. İşte duşlarımız var. Misafir burayı kullanabiliyor. Nilgün ve Nişah Hanımlar da seyyah misali tatil yapanlardan. Geçen hafta zaten geldik, Amerika'daydık. Ondan evvel Bodrum'daydık. Tatil devam ediyor. Anne kız Boğaz'da havuz keyfi onların ortak noktası. Ayrıca arkadaş gibiler. Birbirlerine de ayak uydurmayı biliyorlarmış. Yani işte elimden geldiğince, yaşım yettiğince uydurabiliyorum yani. Enerjim yettiğince uydurmaya çalışıyorum. Anne kızdan bir anne oğula geçelim. İsminiz nedir? Gael. Sizin?
Kaan. Ne gün ben senin? Yabancıyız galiba. Evet, ben Fransa'dayım. Oğlum galiba sizden iyi Türkçe konuşuyor. Evet, çünkü babası Türk. Süper, babayı evde bırakmışsınız, siz keyfe gelmişsiniz. Benim babam toplantıda ya da ofiste. İlke Hanım da Bodrum'dan yeni dönmüş. Genellikle Bodrum'a tatile gidiyorum. Ama doyamamışsınız tatile. Evet, doyamadık. Aynen öyle, havuzda devam ediyoruz. Çünkü Bodrum'da böyle biçler yok. Genelde hep biçe gidiyoruz da burası çok güzel. En azından ortamı, boğazı, havuzu da çok güzel, temiz. Ortamı da temiz, güzel. Seviyoruz burayı. İşletme müdürü Aytuğ Yaşlı'dan da menüyü öğrenelim. Aynı zamanda 6 tane restoranımız var. Bunlar tabii ki dünya mutfağı olan var. Et var, balık var, sushi restoranımız var. Ortalanda görmüş olduğunuz gibi barımız var. İnsanlar burada havuzuna girip yemeğini orada yiyebiliyor. Veya havuzdan çıktıktan sonra orada müzik eşliğinde yine yemeğine devam edebiliyor.